aslında çok büyük bir mana var, çok büyük bir hadis bu. Peygamberimizin hürmetine, Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine alem yaratılmış. Ben o kulumu senden senelerce önce yarattım ya Adem. Muhammed'i ben Aleyhisselam'ı senelerce önce, 500 sene önce bir rivayette. Oradaki 500 senenin rakamını nereye tekabül ettiğini bilemiyoruz. Hangi 500 sene? Daha dünya yok ki. Daha dünya yok. Daha Hazreti Adem yaratılmış Aleyhisselam. Günler yeni başlamış. Onun ölçüsünü bilemiyoruz ama senden 500 sene önce ben o kulumu yarattım. O kulumu yarattığım için seni ve alemi yarattım diyor. Tabi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın alnında o nur parlamış. Peygamber Efendimiz'in nuru. Sonra peygamberden peygambere intikal ede ede her peygamber alnında Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nurunu görürmüş. En son Abdullah peygamberimizin babasının alnında o nur parlamış. Tabi o nurun parlaması o nur sahibini fevkalade güzelleştiriyor. Abdullah o nurla ilgili onun nur alnındayken çok güzelleşmiş genç bir güzel. Mekke sokaklarında herkes ona bakarmış. Abdullah'a bakarmış geçtiği zaman. Alnı nur parladığı için. Sonra evlenmiş Hazreti Amine ile ve evlilikten sonra işte Amine validemiz hamile kalmış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve o nur Amine'ye geçmiş. Alnındaki nur Amine'ye geçmiş. Ve Amine'ye geçtikten sonra da Abdullah'da bir nur kalmamış. Yani bir parlayan bir şey, bir cazibelik kalmamış. Bunu fark etmişler Mekke'de. Abdullah'a bir şey mi oldu? Hasta mıdır? Nedir? Neden böyle nursuz bir halde oldu diye. Tabi sonradan Abdullah vefat ediyor. 5-6 ay sonra Abdullah vefat ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim olarak, babadan öksüz mü diyorlar? Yetim olarak doğuyor. Amine validemiz onu doğuruyor. Tabi o nur peygamberimizin alnına geçiyor. Artık peygamberimiz nurunu bulmuştur. Nur peygamberimizi bulmuştur. Sahibini bulmuştur yani. O nur o şekilde. Anlatılıyor. Hadis kitaplarında bu anlatılıyor. Bu hadisle ilgili Risale-i Nur'da mana olarak çok anlam buluruz. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın künhünü kendi içine saklıyor. Kainat dediğimizde Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bir özeti, bir o çekirdekten açılmış bir ağaç. O çekirdekten açılmış bir ağaç. Kocaman bir ağaç, bir şecere diye anlamak lazım. Mesela Mesnevi Nuriye'de Üstad Hazretleri İlem Eyyuhel Aziz, şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nuru o kitabın katibi Cenab-ı Allah'tır. Allah'ın kaleminin mürekkebi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nurudur. O nurla Cenab-ı Allah kainatı yazmış. Bir kitap gibi yazmış yıldızları, galaksileri, gökyüzünü, yeryüzünü, denizleri, dağları, taşları o nurla yazmış Cenab-ı Allah. Eğer o alem-i kebir, o büyük alem bir şecere tahayyül edilirse, bir ağaç olarak anlaşılırsa, Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam hem çekirdeği hem semeresi olur. Bir ağaç sayarsa kainatı, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru o ağacın çekirdeği olur ve meyvesi olur. Kökünde çekirdeği. Çünkü kainatın bir ağaç olarak görürsek her ağaçta bir çekirdek vardır. Her ağaç bir çekirdekten meydana gelir, yaratılır. Ağacın çekirdeği kainatı bir ağaç ise onun çekirdeği nedir? Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru varmış. O nuru Cenab-ı Allah önce yaratmış sonra bu çekirdekten kainatı yaratmış bir ağaç gibi. Sonra da bu ağacın meyvesi insan, en son meyvesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani semeresi yani peygamberimizin varlığı. Yani 571'de doğmuş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de şimdi Mevlid kandilindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğum gecesi oluyor. İşte böyle bir gecede, pazartesine rastlayan bir gecede, gece sabaha yakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğuyor, dünyaya geliyor. 571 zamanımızdan 1452 sene önce. 1452 sene geçmiş. 1451. 1451 senesi İstanbul'un fethi. Yani İstanbul'un fethini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiş. İstanbul fethedildiği zaman fetholunacaktır diye.
Şimdi 1451 sene geçmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geleli beri. Daha ne kadar dünyada hakimiyeti devam edecek? Kıyamete kadar devam edecek inşallah. Hem çekirdeği hem meyvesi. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, ya mücessem bir zihayat, canlı bir cisim, canlı bir cisim farz edilirse, dünyayı canlı bir cisim sayarsak, onur onun ruhu olur. Bu canlı cismin ruhu nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurudur. O canlı cismin ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse dünya, onur onun aklı olur. Dünyayı bir insan sayarsak bu insan, bu dünya insanının aklı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurudur. O nurla gidiyor, hareket ediyor dünya. Yani saniye şaşırmadan güneşin etrafında her gün dönüyor. Fark ediyoruz değil mi? Her gün. Bir saniye şaşırmıyor. Ve 365 günde hiç yolunu şaşırmadan güneşin etrafındaki turunu tamamlıyor. Yani bir gemi olsa, başında kaptanı olsa bu kadar hassas gidemez. Şaşırır. Yani gider, bir saat önce gider, iki saat geç gider, rotar yapar. Ama bu gemi rotar yapmıyor. Bu dünya gemisi rotar yapmıyor. Bir saniye şaşırmıyor. Takvimler belli. Şu an takvimler, kaç sene sonrasının takvimi belli. Önceki takvimler, takvimi nasıl yazıyorlar? Bu rotar, dünya rotar yapsa takvim yazılır mı? Mümkün değil. Ama takvim yazıyorlar. Bir sene, iki sene, on sene sonra hangi güne gelecek? Mevlid Kanlı'yla diğer geceler biliyorlar. Çünkü bu dünya hiç rotar yapmıyor. Çünkü gemisi, geminin kaptanı sağlam. Geminin kaptanının aklı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurudur onun için. Bu nurla gidiyor bu gemi. Bu güneşin etrafında. Güneş de öyle, diğer gezegenler de öyle. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, bu dünya bir cennet bahçesi sayılırsa, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam onun andelibi olur. Cennet bahçesi sayılırsa bu dünya, o cennet bahçesine bir bülbül lazım. Yani o güzel cennet bahçesindeki gülleri koklayacak, o gülleri anlatacak, o güllerin güzelliklerini anlatacak, kim yarattı anlatacak. Bu dünya cennet bahçesindeki güller, hava, su, toprak, ateş, yağmur, çiçek, bağ, bahçe, hepsi birer gül değil mi? Bağ, bahçe, meyveler, sebzeler, mevsimde yaratılmış olan hepsi, hava. Hava gül değil mi? Hava. Ciğerimize kadar çekiyoruz, havasız yaşayamıyoruz. Hava muhteşem bir gül, gül gibi. Havasız yaşayamıyoruz. Havası bir saniye, iki saniye, üç saniye, beş saniye dediğinde hayatımız gidiyor. Havasız mümkün değil. Susuz da olmuyor. Susuz da olmuyor. Susuz da, hadi iki üç gün belki susuz kalabiliriz ama ciğerlerimiz yanar pişer susuzluktan. Yaşayamayız. İşte bu cennet bahçesi, dünyayı cennet bahçesi sayarsak, bu cennet bahçesinin bülbülü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurudur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse bu dünya, büyük bir saray farz edersek, bu saray Nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem o sultan-ı ezeliğinin makar-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar-ı sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Muhammed aleyhisselamın nuru Allah'ın makar-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle, yani Allah'ın makar-ı saltanatı, makar-ı saltanatı, saltanatının makamı, yüksek makamı, haşmeti ve cemali tecellisi, bu dünyada tecelli etmiş Cenab-ı Allah'ın cemali, bu dünya onun için güzel. Yani Ermine gezdik biraz mesela, şu taşların arkasında su gölü var diyor. Bunu biliyorsunuz, arkada göl var, önde Ermenek var. Göl Ermene basmıyor. Arada taşlar, nasıl Cenab-ı Allah o taşları bent yapmışsa, aslında bentler açılıverse Ermenek burada durumu tehlike, su basar yani. Ama Erminek'te böyle bir tehlike yok. Çok da güzel su, tatlı su, hem de o kadar lezzetli bir suyu var. Cenab-ı Allah yaratmış, suyunu güzel yaratmış, ağacını güzel yaratmış, hazinesini hemen yanına koymuş. Yani muhteşem bir saray gibi işte. Bu Erminek bir saray gibi yaratılmış. Fevkalade güzel bağlar, bahçeleri var. Diğer yeryüzü bağ bahçeleri aynen öyle, yine saray gibi. Cenab-ı Allah haşmetiyle, cemali tecellisiyle, cemal tecelli etmiş. Cenab-ı Allah'ın cemali ağaçlarda, suda, havada tecelli etmiş. Allah'ın cemali var gördüğümüz. Cemaliyesiyle asar sanatını, sanat eserlerine havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı kimdir? O saraya kim çağırıyor?
O sarayın sahibini kim çağırıyor? Ey insanlar, bu sarayın sahibi var ya, sahibi var. Bu sarayın sahibi Allah'tır. Allah güzel yaratmıştır. Gelin bakın, inanın, iman edin diye insanları bu sarayın sahibini tanımaya çağırıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kötü bir şeye mi çağırıyor? Hayır. Bu sarayın sahibini tanımaya çağırıyor. Böyle bir sarayın sahibi olmaz mı? Yani bu saray bu kadar güzel yaratılmış, zerre kadar şaşırmayan, mevsiminde her şeyi yaratan, yaz bahçelerinde güzel şeyler yaratan, sonbahar bahçelerinde daha farklı şeyler yaratan, kışın güzel, ilkbaharı güzel çiçeklerle donatılmış. Bu sarayın sahibini tanıyın, ona iman edin, ona ibadet edin, ona kulluk yapın. Ey insanlar diye Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları davet ediyor. İşte onun nuru dünyayı sarmış. Dünyayı şu anda sarmış vaziyette. Ta en başta Hazreti Adem aleyhisselamla peygamberden peygambere intikal ede ede en son kendisine gelmiş ve sonra onun nuru dünyayı aydınlatmaya başlamış. Dünyayı aydınlatıyor. Bütün insanları davet ediyor. Bütün insanları. Sadece Müslümanlar iman etmişler ama bütün insanları, bütün asırlardaki insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. O sarayda, bu dünya sarayında bulunan antika sanatlar. Tekrar dönelim. Hava bir antika sanattır ya. Havanın bir zerresini kim yaratabilir? Kimse yaratamaz. Ve şimdi denize dalgıç dalanlar sırtına kocaman bir oksijen tübünü alıyor. Oksijen tübü havadan alınmış bir tüp. Onunla suya dalıyorlar. O tüp olmadan suda nefes alamıyor. Hava alamıyor. Ya da uzaya gidenler sırtında bir oksijen tüpü var. Ondan nefes alıyor. Başka türlü uzaya gitme şansı yok. Suyun dibine dalma şansı yok. Yani suyun dibine dalan dalgıçlar oksijen tüpüyle suya dalıyorlar. Dünyada böyle bir sıkıntı yok. Biz her tarafta yaşıyoruz. Her tarafta oksijen hazır. Halbuki bu oksijen kullanılıyor. Ağaçlar kullanıyor oksijeni, hayvanlar kullanıyor. Hayvanların hepsi oksijen kullanıyor. Kara hayvanları. Bu oksijen kirlenmiyor. Hiç kirlenmiyor. Tertemiz kalıyor. Cenab-ı Allah öyle bir ekolojik denge kurmuş ki yeryüzünde muhteşem bir denge. İşte bu antika sanat bu. Nasıl bir denge? Nasıl bir harika? Harika olan bu işte. Hava kirlenmiyor. Bir su odada, yani genişçe bu oda, 2 saat kalsak, o kapıyı pencereyi açmasak nasıl olur? Hava kirlenir. Nefesimiz daralır. Daralmaya başlarız da şu kapıyı pencereyi açın deriz. Bir hava alalım. Havamız daraldı. 2 saat, 3 saat fazla değil. Bir gün kalsak, 2 gün kalsak içeride duramayız artık. Hava biter yani. Hava biter. Ha, kapı açılırsa oradan gelen havalar olur. Ama bu dünyada hava bitmiyor. Bu tesadüf olacak bir şey değil ki. Öyle bir denge kurmuş ki Cenab-ı Allah. İnsanlar havayı kullanıyor, karbondioksit veriyor. Havayı alıyoruz, karbondioksit. Sürekli herkes karbondioksit veriyor. Her insan, hayvanların hepsi karbondioksit veriyor. Bu karbondioksitler havayı, o karbonlar havayı bozuyor. Havayı kullanıyor çünkü. Ama aynı havayı ağaçlar oksijeni kullanarak, karbondioksiti kullanarak havayı tekrar ağaçlar yeniden şey yapıyor. Cenab-ı Allah ağaçların eliyle bize yeniden hava yaratıyor. Ve böyle bir denge var yeryüzünde. Bu dengeden dolayı hiçbir zaman havamız eksik olmaz. Havamız hiç zerre kadar. Her tarafı dumanla doldursan, ormanları da yaksan, tabi ormanları yakmak iyi bir şey değil. Havanın akciğeridir ormanlar. Yani her tarafta yangın da olsa, duman da bassa hava kirlenir ama hava kirlenir. Cenab-ı Allah bir rüzgar estirir böyle tertemiz hava tekrar bize geri gelir. Yani Allah'ın antika sanatı bunlar. Hava, su, tertemiz su işte. Şekerden tatlı su. Nasıl yaratılmış işte iki taşın arasında. Halbuki gökten gelen yağmur toprakla buluştuğu zaman bulanık bir su. Bu bulanık su ne zaman yerin altına giriyor da nasıl tertemiz su haline geliyor? Tekrar yaratılıyor yerin altında. Yani gelen yağmur suyu toprakla karışıyor, çamur haline geliyor. Çamur bulaşığı, bulanık bir su. Bu bulanık su yerin altına giriyor. Yerin altında tekrar aynı değerleri işte FH değerleri diyorlar. Başka diğer değerlerini buluyor. Orada kalsiyum, magnezyum ne kadar değeri varsa suyu yerin altına o değerlerini kazanıyor. Tekrar içme suyu haline geliyor. Ve biz de içiyoruz. Yani 8 milyar insan bu suyu kullanır. Düşünün susuz olsa yeryüzü kim hangi suyu içecek? Kim suyu yaratabilecek? Su yaratılmaz. Ben bir gün kimyacıya sordum. Hocam suyu yapabiliyor mu insanlar diye.
Şu insanlar suyu yapabiliyor mu? Yani H2O diyorlar. O kolay. H2O. İki hidrojen, bir oksijen. Suyun yaratılma formülü bunlar. E sen de yap o zaman. H2O var. Laboratuvarda var mı? Hidrojen var. Oksijen de var tüplerde. Buyur sen de su yap. Hocam olmuyor, yapamıyoruz. İnsan su yapamıyor diyor. Niye? Çünkü biri yanıcı, biri yakıcı. Bir araya getirdiğin zaman bomba gibi patlıyor. Nasıl yapıyor? Mümkün değil suyu yapmak. O onu yakıyor. Ve bomba gibi ortalık viran ediyor. Viran oluyor. Yapamıyoruz. Su yapılmıyor. E nasıl Allah yaratıyor? H2O'dan iki hidrojen bir oksijen suyu yaratıyor. Ve bu suyu sürekli yaratıyor. Su hiç eksilmiyor. Yerin altında, üstünde yağmur yağıyor. Sular yaratılıyor gene. İşte Cenab-ı Allah suyu yaratıyor. Yani Allah yarattığı şeylerin çipini, çip diyorlar şimdi, bilgisayarcılar bunu biliyor. Nedir çip? Gizli şifre değil mi? Bilgisayarın şifreleri var. O çip bozulduğu zaman o şeyi bozulur. Mesela yazıcıların yazı yazması mümkün olmaz. Çip bozulduğu zaman bilgisayar ürünleri iş yapmaz. O çipini yapacaksın, tekrar takacaksın. Çipiyle beraber o iş yapar. Ya Allah yarattığı şeylerin çipini hiç kimse vermiyor. Su böyle, toprak böyle, hava böyle, rüzgar böyle, ateş böyle, ateşin çipi ne yok, duman böyle. Hepsi topraktaki ürünler, yarattığı Allah'ın yarattığı ürünlerin hepsi böyle. İnsan ne bir elma yaratabilir, ne bir üzüm yaratabilir, ne bir üzüm tanesi, ne üzüm zerresi, ne yarattığı yiyeceklerin hiçbirisinin zerresi insan yaratamaz. Allah yaratıyor, yeryüzünü bol bol yaratıyor. Topraktan yaratıyor. Toprakta böyle bir şey yok ama Allah yaratıyor bunu. Suyla toprak birleştiği zaman Cenab-ı Allah onu yaratıyor. İşte harikalar bunlar. Bizim sürekli içinde olduğumuz şeyler, harika olan şeyler. Harika antika sanatlar ve mucizeler bunlar. Bir benzerini yapamadığımız mucizeler. Benzerini yapamayız bunların. Ancak Cenab-ı Allah yaratır verir, biz de kullanırız. Biz de kullanma hakkını bize vermiş. Kullanma hakkı var ama bunun sırrını öğrenme hakkı yok. Sırrını bile öğrenemiyoruz. Allah havayı nasıl yaratıyor? Havada bir denge var. %21 oksijen var. %78 azot. %1 karbondioksit. Orana bakın. Bu oran bozulmuyor havada. %21 oksijen. Diyorlar ki %21 oksijen %22 olsa, %23 olsa, %24 olsa, oran yükselse, yani her sürtüşmeden kıvılcım çıkar, alev alır, yangın olur. %21'i aşarsa oran. Çünkü oksijen yangın haline getirir. Her tarafı yakar. %18-19 olsa, oran düşse havada, oksijen oranı düşse bu defa nefes alamayız. Yani böyle bazen nefes alamayan hastalar vardır. Hastaları. Kuva hastaları. Nefes alamazlar. Böyle yarım nefes çekerler sanki. Şey yapamazlar. Havayı kullanamazlar. Onlar gibi oluruz. Kuva hastaları gibi nefes alamayız. Eğer oran düşük olsa, %20'nin altına düşmüş olsa, %20-19 olsa oran, nefes alamayız. O hava bize yetmez. Çekersin, ciğerine yetmez. Ciğerin onu kullanamaz. Az gelir. Daha oksijen lazım gelir. Yani insanlar, ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Rahatça ciğerimize kadar çekiyoruz. Hava var. Geçen bu şey döneminde İtalya'da Covid-19 döneminde yaşlı birisi hastaneye yatmış, oksijensizlikten oksijen alamıyor. Ciğer kullanamıyor oksijeni. Hastaneye yatmış. Bir hafta 10 gün yattıktan sonra tabii oksijen tübüne bağlamışlar. Oksijen baskı vermişler. Hızlı oksijen vermişler. Kendini toparlamış. Sonra çıkarken fatura çıkarmışlar. Şu kadar borcum var diye. İşte şu kadar bin dolar borcum var. Adam bir bakmış ağlamaya başlamış. Niye ağladın? Çok mu pahalı geldi? Hayır demiş, pahalı gelmedi. Çok cüz'i bir şey benden istediniz. Havayı bana verdiniz. Para istiyorsun. Ben Tanrı'nın havasını 90 senedir kullanırım. Tanrı'ya teşekkür etmedim. Tanrı'ya teşekkür etmeyen bana verdiğiniz 3 günlük havanın parasını istiyorsunuz. Kaç bin dolar? Ben ona ağladım demiş. Tanrı'ya ne kadar teşekkür borcumuz var. Havadan sağda havadan dolayı. O teşekkür etmediğinin ezikliğini orada yaşamış İtalyan. Ya gerçekten insanoğlu Allah'a ne kadar teşekkür etsek az, yine az, yine az. İşte bunlar mucize olan şeyler, harika olan şeyler. Antika sanatlar bunlar, bir benzerini yapamayız. Havanın da, suyun da, yeşilliğin hiçbirisinin. Üstad Hazretleri diyor ki Risale-i Nur'da, insanoğlu bilim ne kadar ileri olursa olsun, bir çekirdeğin çıtlamasının sırrını daha keşfetmiş değil insanlar.
Çekirdek nasıl çıktılar? Yani kabuğunu nasıl kırar da içinden hayat ukdesi çıkar, yaratılır ve o büyür büyür fidan olur, kocaman ağaç olur. O çekirdeğin çıtlamasının ukdesi nedir? Hayatı ukdesi nedir? Nasıl çıtlatır su çekirdeği toprağın altında? Bu sırrı insan onu keşfedememiş hala. Ha, biyoloji var. Diyor ki su gördüğü zaman çekirdek çıtlar, büyür falan. Tamam, gördüğünü anlatıyor. Ama oradaki sırrı keşfedemiyor. Nasıl çıtlıyor? Nasıldığını anlatamıyor kimse. Hava nasıl yaratılıyor? Su nasıl yaratılıyor gök bulutların arasında? Ya bu su döngüsü var, tamam. Ya sadece seyrediyor olayı. Diyor ki su var, döngü var. Buharlaşır, bulutlara toplanır. Oradan tekrar yağmur olarak düşer. Halbuki tonlarca su bulutlarda toplanıyor. Tonlarca, binlerce ton su bir yere oraya yağmur yapıyor. Bazen sel baskını oluyor. Ondan sonra diğer bulut başka tarafı. Bulut açılıyor, su falan kalmıyor. Kapanıyor, su tekrar geliyor. Ya o tonlarca suyu Cenab-ı Allah üstümüze tutuyor ve hiç de bir damla düşmeyen ne zaman yağmur emri gelirse o zaman yağmur düşüyor. Ya böyle bir su döngüsü var. Biyoloji bunu keşfetmiş ama su döngüsü nasıl bulutlara toplanır, nasıl yağmur olarak yağar, yeryüzüne bunu kullandığımız halde nasıl bitmez, nasıl aynı su devam eder. Oradaki sırları kimse keşfedemiyor. Yani sırrı keşfetmek yok. Sadece kaba olarak tabiatı inceliyoruz. Ekoloji diyoruz, biyoloji diyoruz, fizyoloji diyoruz, fizik diyoruz, kimya diyoruz. Bunlar tabiatı inceliyor ama sırrını kimse keşfedemiyor. Atomlar böyle, atom sadece yapısını inceliyor. Atomda ne var? Proton var, elektron var. Bunlar, o elektron nasıl, hangi güçle dönüyor protonların etrafında? Hangi güçle dönüyor? Kim döndürebilir? Ya atom maddenin en küçük yapı taşı diyor bir de. En küçük yapı taşı. En küçük yapı taşı bu kadar harikaysa, düşün buradaki harikalığı. O şu kalemde kaç bin atom var kim bilir? Bir parmakta kaç bin atom var kim bilir? Atom. Biz görmüyoruz. Ama atomlarda protonlar var, elektronlar var. Sayıları farklı. Demirin elektronu farklı. Hidrojen elektronu farklı. Oksijen elektronu farklı. Farklı sayılarda elektronlar kendi atomunu terk etmeden etrafında dönüyor. Protonlar. Bu hangi güç? Nasıl dönebilir? Buradaki sır ne? Döndüren sır ne? Yok. Döner diyor sadece. Orada döner. Kardeşim onu döndüren bir motor güç ne? Onu bilemiyor. İsviçre'de CERN deney yapmışlar da orada bir Higgs bozonu tespit etmişler. O protonların daha özünde protonlardan küçük parçacıklar. Ne var atomun yapısında, ne var inceleyelim diye. O CERN biliyorsunuz laboratuvar, büyük bir laboratuvar yerin altında yapmışlar. Her şeyde atom patlatıyorlar. Atomun içindeki protonları patlatıyorlar. Onun içinde ne var? Hangi parçacıklar var? Tanımaya çalışıyorlar. Bir Higgs bozonu keşfediyorlar. Bir de yüzlerce 32 tane parçacık keşfediyorlar. 32 parçacık bir atomda. Akıllar durur yani. Biz elektron, proton, nötron 3 tane parça. Kuark, işte kuark diyoruz. Bir kuark diyorlar. Başka parçacık. Foton, başka parçacık. Bunlar 3-5 tane herkesin bildiği parçacık. Ama 32 parçacık nasıl olur ya bir tane maddenin en küçük yapı taşında? Higgs bozonu dedikleri bir parçacık bulmuşlar. Ona tanrı parçacığı diyorlar. Asıl motor güç ondaymış. O gücü nerede bulmuş? Yani o sırlar yok. Sırlar alemi. Atom tamamen. Bütün bunlar antika sanatlar, harikalar, mucizeler. Bunları kim tarif ediyor? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sarayda, yaşadığımız sarayda bulunan antika sanatları, harikaları, mucizeleri tarif ediyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Halkı o saray sahibine, saniyine iman etmek üzere cazibedar, hayret etsa davet ediyor. Bütün insanları, yeryüzü halkını, o sarayın sahibine iman için davet ediyor. Ey insanlar, yorulmayın bu kadar. Sarayın sahibini tanıyın, bitti, her şey bitti. Yani ne atomu tanımasanız da olur. Tabi tanıyınca ilim yapmış olurlar da, ilim işin sırrını çözmüyor ki. Sadece uzaktan seyrediyor, yakınlaşamıyor zaten. Atomun içine giremediği gibi yakından da göremiyor. Atom nasıl hareket eder? Ne kaba planda yıldızları izleme şeyimiz de yok. Uçsuz bucaksız bir gökyüzü kainat, uçsuz bucaksız. Bir baştan bir başa 96 milyar yıl diyorlar. Niye? Dile kolay, 96 milyar yıl. Nereden yapıyorsun kainatın bir ucundan? Samanyolu'nun ucu o yalnız. Diğer galaksiler hariç. Da, Samanyolu'nun ucu o da. Diğer galaksiler hariç. Bu dile kolay yani. Bu nasıl bir büyüklük? Nasıl bir azamet? Cenab-ı Allah azametini koymuş ortaya. En küçük parçada, en büyük parçada. Sonra kendisini perde arkasına almış. İnsanlar da hadi aklınız var beni bulun demiş.
Peygamber de göndermiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en son göndermiş. Başka peygamber gelmemiş 1452 yıldan beri. Peygamber yok. Tek peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla insanları davet eden bir peygamber olması lazım. O da gelmiş zaten. İnsanları bu sarayın sahibini tanımaya, iman etmeye davet ediyor. Şimdi insanlar da akıllı insanlar, tesadüfen oldu. Kainat tesadüf. Tesadüf alakası olabilir mi? Tesadüf. Ne tesadüf olmuş ki? Şu kalem tesadüf mü olmuş? Üzerine bir sürü yapan firmaların adı var. Adam yazmış, kalem benimdir demiş. Ben yaptım demiş ya buraya. Tesadüf diyebilir misin? Sana deli derler. Hangi şeye tesadüf diyebilirsin? Ben, o zaman bir hava zerresi nasıl tesadüf olabilir? Su, hava, toprak, bağlar, bahçeler, gökyüzü, yeryüzü. Yaratırsa hiç zerre kadar şaşırmayan bir alemde yaşıyoruz. Hiç şaşırmıyor, hiç hata yapmıyor. Yeryüzü, tabiat. Bir hata yapan bir hava, bir gök yok. Hatasız, sıfır hata yaratıyor Cenab-ı Allah. O zaman bu nasıl tesadüf olabilir ki? Hatta tesadüf olsa, tesadüfün şeyi oranı çok belli. 100 binde 1 bu alemin bu kadar olması, güzel olması, 100 binde 1 ihtimal falan diyorlar yani şey yapanlar. 101'de 1 ihtimalle bu kadar oluyorsa, o ihtimal mi tutmuş yani? Bu kadar tesadüf olabilir mi? Her şey güzel oluyor. Dolayısıyla bu saray sahibini tanımaya davet ediyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin iman edin, tanıyın. İman ederseniz bu sarayın sahibine her şeyiniz güzel olur. Dünyanız da güzel olur, ahiretiniz de güzel olur diyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yine lemalarda geçen bir paragraf var. Üstad Hazretleri Peygamberimizi bir yerde şöyle anlatmış hayatla ilgili olarak. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır. Bu kainatın hülasası hayattır. Kainatın hülasası. Özü yani, özeti. Kainatın özeti hayattır. Çünkü hayat olmasa kainat yok sayılır. Yani hayat yoksa kainatı yok sayıyoruz. Kainatın özeti hayattır. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Hayatın da hülasası var. Şuur ve his. Hissetmen, duyman, algılaman, akıl dünyan, kalp dünyan, sevmek, akletmek, düşünmek, muhakeme etmek, bütün bunlar hayatın güçleri. Hissetmek, duygulanmak, ağlamak. Hayat var ki ağlıyor, duygulanıyor, his ediyor. Bunlar da hayatın hülasası. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş. Şuurun bir hülasasıdır. Akıl da şuurdan ve histen süzülmüştür. Şuurun bir hülasası akıl. Şuurun özü, özeti akıl. Akılla şuur eş anlamlı gibiyse zaten. Şuur varsa bir adım ötesinde akıl var. Akıl varsa da insan her şeyi anlıyor. Akıl gücüyle anlıyor. Ve ruh dahi, ruh nedir? Hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Hayatın halis ve safi bir cevheri ruhtur. Cevher. Hayatın cevheri. Cevher nedir? Cevher en güzel bir parça değil mi? Cevher, mücevher diyoruz. Böyle altın, elmas takılara mücevher diyoruz. O cevher parçası. Onların her bir parçası cevher. Altının zerresi cevher. Kuyumculara gidin. Altın yapanlara, altına bilezik yapanlara yeryüzü o çalışıkları ortamı sürekli süpürürler. İçindeki altını böyle çok ince eleklerle eleyip alırlar. Hiç atmazlar. Niye? Cevher çünkü atılmaz. Cevher atılmaz. Süzerek alırlar. Yani o cevher olduğu için. Sonra onu toplarlar, altın yaparlar, yeniden kullanıyorlar o tozları. Yani altını da topraktan üretiyorlar. Topraktan çıkar. Toprakta Allah altını koymuş ama tabii kaç bin ton toprakta az bir altın. Onu üreten şeyler var. Firmalar, fabrikalar var. O kadar toprağı eliyor içine altını zerre zerre çıkarıyorlar. Altını üretmek çok zordur yani onun için. Bu cevher olduğu için. Yani ruh hayatın bir cevheridir. Halis bir cevheri, safi bir cevheri ruhtur hayatın. Ve sabit ve müstakil zatı hayatın ruhtur. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye, Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı dahi hayat ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatü hülasadır. Kainatın ruhundan süzülmüş, kainatın hayatından süzülmüş hülasanın hülasası nedir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatıdır. Maddi manevi hayatıdır. Maddi hayatı 1452 sene önce dünyaya gelmiş. 63 sene yaşamış. 63 sene az bir süre değil mi? Yani bir ömür keşke 100 sene diyoruz da işte 63 sene Cenab-ı Allah öyle lütfetmiş. Az bir ömür yaşamış. 63 senenin de 20 senesini İslamiyet'i tamamlamış. 40 seneden 40 yaşını 50-60 yaşına kadar 23 senede İslamiyet'i tamamlamış.
ve aramızdan ayrılmış maddi hayatı, manevi hayatı devam ediyor. Manevi hayatı konusunda o hala kıyamete kadar öyle yükselerek devam ediyor ki ona akıl sır ermiyor. O da kainatın hayatının hayatı. Belki maddi ve manevi hayat Muhammed Aleyhisselam asarının şahadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Kainatın hayatının hayatı Muhammed Aleyhisselam'ın maddi manevi hayatıdır. Ve Risalet-i Muhammediye, Peygamberimizin Hazreti Muhammed'in Risaleti, Peygamberliği sallallahu aleyhi ve sellem. Şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Kainatın şuurunun şuurudur ve nurudur. Ve vahiy Kur'an dahi, Kur'an'ın vahiy dahi hayatlar hakaikinin şehadetiyle. Kur'an'ın her bir ayet hayattardır, canlıdır. Canlı hakikatlerin şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Kainatın şuurunun aklı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatın hayatın ruhu Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, kainat Allah'ın yarattığı bir muhteşem alem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kainatın özünde öncesini yarattığı bir çekirdek. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru bu çekirdek sonradan semere meyve veriyor. O meyvenin getirdiği din İslamiyet'e biz İslami üzereyiz. Ve bunu keşfeden de Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin nuru çıksa gitse kainattan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Risaletinin nuru, peygamberliğinin nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Kainatın bir saniye yaşama şansı yok. Eğer Kur'an gitse kainattan kainat divane olacak. Ve küre-i arz kafasını, başını, aklını kaybedecek. Yeryüzü aklını kaybedecek Kur'an gitse. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir gezegene çarpacak, bir kıyameti koparacak. Yani bu kainattan Kur'an gitse, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru gitse, bu kainat deli olacak, divane olacak, çıldıracak ve başını bir gezegene çarpacak, bu kıyameti koparacak. Zaten bu satırlar aynı zamanda bir hadis metni. Yani Risale-i Nur'da böyle özellikler var. Risale-i Nur her bir cümlesi ya bir Kur'an ayetinin meali ya bir hadisin, peygamberin bir sözünün mealidir. Burada bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatı anlatıyor. Yani kıyametin kopmasını anlatıyor. Kıyametin kopmasını anlatıyor. Kur'an'ın çıkışını anlatıyor. Kur'an, Cebrail aleyhisselam nasıl getirdiyse Kur'an'ı bir gün gelecek ahir zamanda Cebrail aleyhisselam tekrar yeryüzüne inecek Kur'an'ı kaldıracak diyor. Kur'an'ı kaldıracak. Tabi Cebrail Kur'an'ı niye kaldırır? Kur'an'ın değeri kalmaz da insanların arasında. Allah'ın vahyinin değeri kalmaz. Thank you.